günümüzde gördüğümüz gökdoğanlar hayatta kalmayı başaranlar. Artık soyu tükenmekte olan türler arasında olmasa da geçmişteki hatalarımızla ilgili çok sayıda soru işareti var. İnsanlar çevresel etkileri bilinmeyen farklı kimyasal ürünler çıkarmaya devam ediyor. Birçok diğer zehir gibi DDT'nin de doğada çözülmesi onlarca yıl sürüyor ve hala ortamda ciddi miktarda kalıntısından bahsediyor. Gökdoğanlar yok olmanın eşiğinden geri getirildi. Ama bugün kimya endüstrisi büyümeye ve hayatlarımızı etkilemeye devam ediyor. Haftalık bu gökdoğan yavruları ebeveynlerinin çağrılarına fazla kulak asmıyor. Ama ilk uçuşlarını yapmaya hazır sayılırlar. Her yemek sonrası gerginlikleri biraz daha artıyor. Yavrular ebeveynlerinin getirdiği her av için savaşıyor ve oynuyor. Karakterleri ve mizaçları yavaş yavaş belirginleşiyor. Erkek ikinci bir av getiriyor. Ama dişi onu yavrusunun ağzından kapıyor ve yuvadan ayrılıyor. Bu hayal kırıklığı aynı zamanda gencin yaklaşan bağımsızlığına yönelik bir ders oldu. Yavrular ilk olarak yürüyerek yuva dışında dolaşmaya başlıyor.